Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda sunuşturuşumuz. Kınamız dekhtanlar ekranımızı bozun. Ata anası lagırda bulunan yeni bir Uyghur narsidinin cesti karının aslidin tepi ölendi. 14 dekabr ijtimoiy ushbu vositalar tarqalgan silliq ko'rinishda ma'lum bo'lishicha ota-onasi lagerga qamalli sabablik yo'qab ketgan bir balaning jasadi qarning ostidan topilgan. Bu fojia Sharqiy Turkistonning Xotan viloyati Lopnaysi Sampul yessi Qarqi kenti 2-chi mahallada yuz bergan bo'lib, qaza qilgan balaning ismi Nasrulla Roza Ahmad yeshi 5 yoshda ekan. Ma'lum bo'lgandek, Xitoy tajovuzchilari jazo lagerlari siyosatini yo'l qo'ygandan buyon buningdek ichinishlik voqealar pat-pat yuz bermoqda. Balının cesti tepilgan vaqtdagi nali pariyatlar bu silliq ko'rinishni ko'rgan har bir kishining yuraklarini ezdi. Uyghur kız ayollarını kul ornada bazarga salgan ikki Xitay şirketi eniklandi. Bir neç gün burun ijtimai taratqolarda Xitay ölkülerdeki zavodlarının Uyghur kız ayollarını kul ornada başka zavodlarga ötünüp beriş haqida çıkargan elanga alaqadar suratlar aşkarlanğan bolup, küçülük gulu-gulu qozgidi. Tarqalgan suratlarının birisidik örstilişçe, malum bir Xitay ündidarda elan çıkarıp, zor türkümde Uyghur işçi kızlarının barlıqını, onlarının başka zavodlarga ötküzülüp berildiğallıqını bildirgen. Yeni bir uçur Baydu doğruğu yollanğan bulup, yolluğuşu Xitay kuludu Uyghur kız işçiden mın nöpürü barlıqını etkan. Ve Ningbo şehirdeki zavodlarının ihtiyacı bar yokluğunu sürüştüklüğün. Şunlıklı ilanda bu kız ayarlarının yaşlarının 18-35 yaşıcı işkerlikinin bildirilişi dikkat kozgudu. Ondan başka 2017'li yollanan zor türkümdeki Uyghur kız işçilerini ötünüp beriş hakkıdaki bir uçurma baykaldı. Agentlikimiz süratdeki telefon numaralarına asasen Xitay tor beketlerden alakadar uçurlarını izleş arkalık Uyghur kız ayarlarını mecburi emge kısalgan iki şirketini eniklap çıktık. Birinci ündidarga elan çıkarguchi Liyang isimli Xitay yana başka tor beketlerge mo şirket elanlarını yollagan bulup, bununga asasen onun Rom Elektron Dalian Çeklik şirketinin ikkallike eniklandi. Malum buluşca mezkur şirket Yaponiyanın danlıq elektron zapcaslarını işlep çıkış şirketi Rom Gorohi'nin Dalian'daki tarmak şirketi iken. İkinci elanda 2017 yıldaki uçurunu yollagan Xitay'nın ismi Jang Kun bulup, onun Hangzhou Tianyue Adam Küçü Baylıqı Çeklik şirketinin işkerliğine eniklandı. Xitay dairelerinin Uyghur yaşlarını bulup mu kız ayarlarını Xitay ülkelerine mecburi yetkep, kul ornada emgeki selavatkallıqı taratkularda köplep tilgi elinip gelgen bolsa mu, Xitay'nın alaqadar uçurlarını kat kontrol kılışı neticesi de bu vaqtiki tepsili uçurlarına erişiş mümkün bolmay gelmekte. Mevlüt Çavuşoğlu Uyghurlar meselesi de herkes sükütü turmayımız dedi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşlem Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu 15. dekabr ötküzülgen Türkiye Parlament yığınıda Uyghurlar hakkıda toxtulup bu meselede herkes sükütü turmaydıqallıqını tähkitledi. O sözde Türkiye'nin Palestin'e, Kafkaz, Otur Asya Türklerine köngül bülüp kelevatqallıqını, şunundak Uyghur meselesi de mu herkes sükütü kalalmaydıqallıqını bildirdi. O Erdoğan'ın Xitay ziyareti jarayanında Uyghur qeyrindaşlarımız xatirjemlik ve tinçlik içinde hukuklardan bahriman bulup yaşı kerek degen sözünün şundaq yaşavatudu dep xata tarqıtılganlığını, bununla özünün şahit bolganlığını bildirdi. O sözde yana yakınkı işke hafta içinde ciddi şehirde ve neçkün burun Rabat şehirde ötküzülgen İslam Hemkarlık Teşkilatı yığınında Uyghur meselesini kün tertipke ekel geldiğini bildirdi. Şunaqla Xitay'nın Türkiye'ni Şarkı Türkistan'a tekşürüş heyeti evetişki teklif kılganlığını, bu heyetinin tekşürüş hizmetinin kandak tarikide bulduğallığını bekitip bulgandıyken, andın onlarını Şarkı Türkistan'a evetişkiliğini bildirdi. Diğer taraftan Uyghur Türkleri konusunda sessiz kalmamız mümkün değildir değerli arkadaşlar. Bu süreci 1. Çin nezdinde, 2. Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası toplum nezdinde İslam İşbirliği Teşkilatı dahil
takip ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızın, burada yine Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili yanlış bir yorum geldi. Cumhurbaşkanımızın söylediği şu: Uygurlu soydaşlarımız, Türk soydaşlarımız Çin içinde huzur ve barış içinde haklarını kullanarak yaşamalıdır diyor. Yaşıyorlar demiyor Cumhurbaşkanımız. Tüm konuşmalarında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. Bu bizim haklı talebimizdir. Çin de bu yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de örneğin 3. komitede en son biz yine bildirimde bulunduk. Büyükelçimizi gönderdik. Keza Cenevre'de benim yaptığım konuşmayı bilmiyorum takip ettiniz mi? BM toplantısında, insan hakları toplantısında. Yine 2 hafta içinde hem Cidde'de hem de birkaç gün önce Rabat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bu konuyu bizzat gündeme getirdim. Tüm İslam dünyasının ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da yükümlülüğüdür bu. Ve biz bu sorunu kesinlikle görmezden gelemeyiz. Ve bu konuda da yine Cumhurbaşkanımız en son ziyaretimizde Çin Devlet Başkanı'na iletti. Çin Devlet Başkanı Türkiye'den bir heyet davet etti. Ama biz şimdi bu heyet kimlerle görüşecek, nereye gidecek? Yani oradaki resmi programlar değil, tam durumu tespit etmek için nerelere gitmesi gerektiği, hangi toplantıları yapması gerektiğini net bir şekilde belirledikten sonra heyetimizi gönderdi. Xitay Arsenal'ın futbol çolpını Mesut Özil'ni Şarkı Türkistan'da ziyareti buluşku teklif kıldı. Xitay rejimi ötken cümle günü Twitter, Instagram, Facebook ve Xitay'nın Baidu qatarlıq taratqularına fikir yazıp, Müslüman devletlerine Uyghurlar uçuravatkan zulümge sükut kılıç bilen ayıplıgan Germaniyalik futbolçi Angliya Arsenal futbol klubunun çolpını Mesut Özil'ni Şarkı Türkistan'a ziyaretke teklif kıldı. Mesut Özil'nin bayanatı Xalqara ve Xitay ictimai taratqularda qattıq gulgulu qozgıdı. Xitay televiziya kanali Arsenal klubu bilen Manchester klubunun yekşembe günü oynayan müsabıqısını nəx meydandan berişini bekar kıldı. Şundaqla Mesut Özil Xitay tordaşlarının kan kölemlik hücumuğa uçurdu. Birleşme Agentliğinin haber kılışı Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Gün Şuan 16. dekabr Mesut Özil'nin sözlerine inkas bildirip, bazı sahte haberler ve natoğru sözler onun közünü bağlıb alğandak hem hata yetekligende kılıdı. Özil Efendi'nin Şincan'ı ziyaret kılıp körüp bir kişini karşı alemez dedi. Gün Şuan'ın ilgili sürüşçe, eğer onun da vicdan bolsala doğru bilen hatanı ayırıp, objektif ve terefsizlik prensipleri de turalaymış. Xitayning nishoni Sharq Turkistonda islomni yo'q qilish. Turkiyadagi siyosiy partiyalardan biri bo'lgan Yangidan Rafah partiyasining raisi Fatih Erbakan zalim Xitayning nishoni Sharq Turkistondan islomni yo'q qilib tashlash deganlarini bildirdi. Davom xabar kanalining xabarida bildirilishicha, kommunist Xitayning Sharq Turkistonda elib berayotgan qattiq bostirish siyosati haqida so'z qilgan Yangidan Rafah partiyasining raisi doktor Fatih Erbakan Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarata elib berilayotgan bostirishning kunsiri kuchayib menayotganligini bildirib, zalim Xitayning nishoni Sharq Turkistondan islomning izini yo'q qilish dedi. O sözün devam kalıp, kırındaşlarımızga bütün dünyanın közü aldığı op uçuk zulüm kılınış bilen birge sistemelik asminasiya icra kılınmakta. Zalim Xitay rejimi Uyghur Türklerinin insanlık kadir kımmetini defsende kılıp, Müslüman halkının izzet hürmetine hakaret kılmakta. Bir Müslüman bulu süptimiz bilen bunu asla kubul kılalmayımız. Xitay'nın Müslümanlarga karata elip berivatkan siyaseti İslam'ını yok kılışka ve İslam'ı mayirlikini tüptün kuru tüptaşlaşını nişan kılmakta. Zulüm kimdin kelsi kelsin onunla karşı çıkış bizden şuarımız buluşu kerek bolgan ekvalda devlet rehberlerimiz aldı da hazırkı pozisyemizden tarihimiz ve itikadımızga hılap ikerlekini bildirişini halaymen dedi. Görünen odur ki Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik resmi politikası İslam'ı o topraklardan silmeyi ve İslamiyet'e olan bağlılığı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Ben Türk'üm, ben Müslümanım deyip de Çin yönetiminin eğitim kampları adını verdiği toplama kamplarına, işkence kamplarına inanmayıp mazlumun imdadına koşmayanlara her daim mazlumun yanında olduğumuz 1000 senelik şanlı tarihimizi hatırlatmak isteriz. Doğu Türkistan'da işkence görenler, katledilenler, kolu bacağı kesilip sokaklara atılanlar, sokak hayvanları olsaydı tüm dünyada en azından hayvan hakları koruyucuları sokaklara iner, tüm medya kuruluşları haber bültenlerinde bu olaylara saatlerce yer verirlerdi. Ne acı ve acımasız bir tablo ki, işkence gören, katledilen, toplama kamplarında kaybolup haber alınamayan canlılar, Müslüman Türkler olunca herkes görmezden geliyor.
Amerika'nın ötürü derecedeki şirketleri Xitay'dan çekilmekte. Amerika'nın dağınlık ve çoğun şirketlerden biri bulan Caterpillar ve Deere veya ki kündelik turmuş buyumları şirketlerden Hasbro ve iRobot'tak şirketler Xitay-Amerika soğudu uğruşu sebebinden kattık ziyan tartıqan. Şu sebepten Xitay'daki ötür derecedeki Amerika şirketleri Xitay'dan yıraklaşışının zörürlükini his kılıp Xitay-Amerika soğudu uğruşu sebebinden iğir ziyan tartmaqta. Bu sebepten Xitay'daki ötür derecedeki Amerika şirketleri Xitay'dan yıraklaşışının zörürlükini his kılıp Xitay'dan çıkıp gitişke başıldı. Bu şirketler zavutlarını başka Asya devletlerine yötkede ve yötkeşini devamlaştırmaqta. Bundan sırt, Xitay'a satılmayan mallarının oranını tuluklaş üçün başka devletlerge setip atkan mallarının miktarını köpe etişke başıldı. Amerika'nın Portland şehrindeki Umkuya Bankası'nın aldıngı hepte elip bargan kişilerinin rayını sınaş faaliyeti devamı da yıllık kerimi muşu 10 ay işi de 10 milyon dolardan 500 milyon dolara kaçıp olgan 500 Amerika şirketlerinin yukarı derecelik başlıkları bilen eğilip bargan sökbette ular %72% şirketinin Xitay-Amerika soğudu uğruşu sebebinin kelgüsünün xatarlık işkerlikini bildirişken. Raysınaş paaliyetiki katlaşkan bu şirketlerinin yerimi bolsa koraşturuş sekhlerini Amerika işi de ya ki başka bazarlarga yötkeşte uğrısı da izin vatkan işken. Bularının %20% Xitay bilen bolgan soğudu uğruşu sebebinin xeridarlarını yavru Avrupa, Asya'nın başka rayonları, Latin Amerika ve Amerika bazarlarının izdevatkallıkını bildirişken. Pakistan'ın sabık prezidenti Pervez Musharraf ölüm cezasına hüküm kılındı. Pakistan'ın sabık prezidenti Pervez Musharraf 2013 yılda turguzulgan Dilo dairesi de vatenge hıyanat kılış bilen ayıplanıp ölüm cezasına hüküm kılındı. Cemi 3 azadın teşkil tapkan alahide mahkeme Musharraf'ın ölüm cezasına hüküm kılınışı hakkında bir dek karar makulledi. Pervez Musharraf salametliki yakşı bulmağalıkı sebebiden 2016 yılı çet elge çıkan idi. Hazır mı Dubai'de turvatkan Musharraf'a davalınışı üçün ruhsat kılınan idi. General Pervez Musharraf 1996 yılı herbi siyasi özgürüş kozgap hakimiyetini alkınığa algan bulup o 2001 yıldan 2008 yılıgıçı bulgan ceryanda Pakistan'ın prezidentlik vazifesini ötügen idi. Beijing Amerika'nın Xitay diplomatlarını Çigradın koğulap çıkırış kararıga narazılık bildirdi. Xitay Amerika Koşma Ştatlarının Xitay diplomatlarını casusluk faaliyetlerine aralışış bilen ayıplab Çigradın koğulap çıkırışıga narazılık bildirdi. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısı Geng Shuang Beijing'de ötküzgen muhbirlarını kütüp eliş yığınında Amerika tarafının Xitay diplomatlarını casusluk bilen ayıplışının asassız işkerliğini eskertip Washington dairelerine narazılık bildirgenliklerini etti. O Amerika Koşma Ştatlarını hatalıkını vaxtıda tüzdü elişka münasebetlik kararını emelden kaldırışka Xitay diplomatlarının hukuklarını Viyana ehdinamesiga asasen muhafizet kılışkı çakırımız dedi ve öz ara diplomatik münasebetlerinin Viyana ehdinamesiga asasen orantılgallıkını tilgiledi. Amerika'nın New York vakti gezisi sentabr ayında Amerika'daki bir harbi rayonga icazasızlık kirgen Xitay'nın Washington'daki elçihanesi işleydigan iki diplomatının Çigradın koğulap çıkırılganlığını haber kılgan idi. Haberde mezkur iki diplomatının ayolları bilen birlikte oltırgan avtomobilinin Virginia ştatıdaki bir harbi bazının tekşürüş noktası toxtutulganlığı. Bırak onlarının rayonga kiriş icazat namesinin yokluğu karamay yolunu devamlaştırganlığı kayıt kılınan idi. Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti hizmetini aktif devamlaştırmakta. 15. dekabr Kök Hilal İnsani Yardım Cemiyeti yemeklikke ihtiyacı var kıyılındaşlarımızga 9 tonlu yemeklik tarıktı verdi. Tarıktılgan yardımlar un, gürüç, şeker, zeytun katarlık asaslık yemekliklerden terkip tapdı. Kök Hilal Cemiyeti kış kilovatkan bu peyitte halkımızın bu teşkilatının hizmetine yakından köngül bölüşünü, emeli hareketler arkalı kolluşunu, yardımge ihtiyacılık kıyılındaşlarımızın özleri bilen alakılışını ümit kıldıgallıkını bildirdi. Alakılış numarı 0535 599 63 93. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki varlı hizmetleşirim. Köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.